Herkese selam, ben Nihal. Bugün sizlere büyük bir kozmetik alışverişi videosu hazırladım. Hem Amerika siparişlerim hem burada Sephora'lardan aldıklarım, Chanel'den aldıklarım, Bobbi Brown'dan aldıklarım. Yani büyük bir kozmetik alışverişim var. Neler aldım, ürünlerin performansları nasıl, detaylarıyla anlatacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle bu video sponsorlu bir video değildir. Ürün yerleştirme de yoktur. Tamamen kendi kişisel deneyimlerimi içerir. Kendi paramla satın aldığım ürünlerimi anlatacağım size. Ben dijital içerik üretici, ürün yorumlayıcısıyım. Bu kadar kozmetik ürüne, yeni çıkan her ürüne ihtiyacım var. Çünkü hangi ürünün performansı nasıl, sizlere objektif bir şekilde anlatabilmek için ya da sorularınızın cevabını verebilmek için benim yeni çıkan ürünleri ya da denemediğim ürünleri denemem gerekiyor, almam gerekiyor. O yüzden bu kadar fazla kozmetik alışverişim oluyor. Bu kadar fazla ürün alıyorum. Hem ürün kıyaslaması yapabilmek için hem de ürünlerin performanslarını size aktarabilmek için benim o ürünleri deneyimleyip bilmem lazım. Chanel, Bobbi Brown ve Sephora'lardan tabii ki yurt dışından da aldığım ürünler var. Nereden başlayalım? Az olanlardan başlayalım her zamanki gibi. Istinye Park Bobbi Brown mağazasından alışveriş yaptım. Ben genelde kozmetik marketlerin en fazla olduğu, markaların kendi mağazalarının en fazla olduğu AVM'leri tercih ediyorum. Şimdi Bobbi Brown alışverişimi göstereceğim. Mağazadan aldığım bütün ürünleri, zaten iki parça ürün alışverişim oldu. Bobbi Brown'un bir tane dudak ve yanak için olan kremsi yapıda allıkları var. Bunun da 11 numarasını aldım. Ben bunun 9'unu çok beğeniyorum. Özellikle orada testerları da denemiştim. Bakın çok tatlı bir tonu var. Burada göründüğü kadar koyu değil. Hem dudaklarınıza hem de yanaklarınıza uygulama yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi çok yoğun bir renk değil ama balmlar kadar silik de değil. Islak parlak bitişi olan kesinlikle pratik ürünlerden bir tanesi. Lekeleriniz varsa dikkatli uygulama yapmanız gerekir. O yüzden parmaklarla uygulama yapmak çok çok önemli. Bir fırçayla ürünlerinizi kaldırarak uygulama kesinlikle yapmamalısınız. Çok tatlı, doğal bir pembelik veriyor. Güzel bir ürün. Ben performansını beğendim. Yakında da size bir dizi hazırlıyorum. Özellikle bu tarz allıkları yorumlayacağız. Kesinlikle Revolution'ın balmları gibi değil. Rengini gayet güzel veriyor ve bence bu en güzel tonlardan bir tanesi. 11 numara Pale Pink. Çok da güzel bir ton. Çok da pratik bir ürün. Kendi aynası da var. Çantanızda da taşıyabilirsiniz. Aslında Bobbi Brown'dan sadece bu ürünü alacaktım ama kasaya gittim de kasa önünde böyle mini boy kalem farlar vardı. Bu da bir set. Bu tarz kasa önündeki ürünlere de indirimleri oluyormuş. Ben de indirim dönemine denk geldim. Bunlardan bazılarını daha önceden kullanmıştım. 3 tane bence joker sayılabilecek renk içeriyor. Bu birazcık daha ısıtma rengi gibi. Bir tane özellikle göz pınarlarına uygulayabileceğiniz parlak bir renk var. Ve bir tane de koyu bir renk var. Bobbi Brown'un kalem farlarının performansı gerçekten çok güzel. Geçmişte de kullanmıştım. Videolarımda anlatmıştım. 3-4 sene önceki videolarıma giderseniz göreceksiniz. Birbiriyle kombinlenebilen 3 tane güzel renk var. Bozulmadan da kullanabiliyorsunuz. Bu mini boylar gerçekten benim çok hoşuma gidiyor. Ben bu ürünleri mağazadan aldım ve alışverişimle birlikte bana deneme boy ürünler de verdiler. Fondöten var, makyaj bazı var, nemlendiricisi, göz çevresi kremi var. Farlar o kadar kalıcı ki bakın ova ova ıslak mendille silmeye çalışıyorum. Çift fazla makyaj temizleyiciyle ancak çıkartabiliyorsunuz. Ovalaya ovalaya ürünleri neyse ki çıkartabildim. Sıra geldi Chanel alışverişime. Istinye Park'ta Chanel'in güzellik ürünlerinin ve parfümlerinin satıldığı bir mağaza açıldı. Hemen giriş katta. Girip hiçbir şey almasanız da ürünleri inceleyebiliyorsunuz. Kimse bir şey demiyor. Bir şey alacaksanız da kibar bir şekilde yardım isterseniz eğer yardımcı oluyorlar. Ben kendi deneyim deneyimimi anlatayım size. Öncelikle aldığım ürünleri göstereceğim. Bu aldığım ürünlerin çoğunu TikTok'ta gördüm. Sofia Richie düğün makyajında bazı ürünler kullandı. Bir de Chanel'in yeni çıkan ürünleri vardı ve TikTok'ta viral olan ürünler vardı. Onları merak ettim. Bazılarını buldum, bazılarını bulamadım. 3 parça ürün aldım. Bunlardan bir tanesi tahmin ettiğiniz üzere içinde baloncuklar olan, yüzünüzde patlayıp renk veren bir ürünü var. Işıl ışıl görünüyorsunuz ve fırçası da çıkıyor. Bu fırçayla birlikte uygulanması tavsiye ediliyor. Ürünü hiç denemedim. Cam bir ambalaj değil bu. Plastik bir ambalaj. Ürün pahalı bir ürün. Fırçasıyla birlikte geliyor ve bu fırçayla uygulamanız tavsiye ediliyor. Bakalım bende nasıl duracak? Bunu deneyeceğim. Bu arada alışverişimde gösterdiğim ürünlerin hangisini ilk olarak görmek isterseniz videolarımda lütfen aşağı yorum olarak bırakın. Öncelikle planıma onları alacağım. Bakın şöyle damlacık şeklinde elinize yayıyorsunuz. Renk eşitliği sağlarken hafif bir renklendirme ve kapatma yapıyor. Yoğun bir kapatıcılık değil. Sanki su sürüyormuşsunuz gibi. Ben videoları çok beğenmiştim ve böyle nemli bitişli ürünleri çok seviyorum. İki elim arasındaki farkı görüyorsunuz. Tam olarak şu görüntüyü sağlıyor. Bu serinin allıkları da vardı fakat benim lekelerimi açmaya o kadar eğilimli bir üründü ki alıp da üzülmek istemedim. Bunu denemek istedim. Yine kapatıcımı bir miktar kullanıp tenime de bunu uygulayıp
denerim diye düşündüm. Deneyimlerim yakın zamanda gelecek. Benim aldığım renk medium. Diğerleri gerçekten çok açık olmuştu bana. Deneyerek aldım. Aldığım bir diğer ürün Chanel'in de balm kıvamında aldıkları çıktı ve Türkiye'ye de geldi. Benim aldığım renk koyu olan ton. Herkeste pembeyi görüyorsunuz. Ben Berry Boost rengini aldım. Denedim zaten. Size de göstereceğim. Normalde burada çok koyu duruyor. Ama uyguladığınızda tatlı bir kırmızılık veriyor. Gördüğünüz üzere. Almaya değer mi? İşte ben yeni çıktı. Göstereyim diye kendimi feda ettim. Siz bilirsiniz. Piyasada bir sürü alternatifi var. İlerleyen günlerde ben de zaten size onu göstermek için bu ürünü alıp kendimi feda ettim. Ve bir tane de parlak bitişli ruj aldım. Bunun tonunu çok beğendim. Yine TikTok'ta gördüğüm ürünlerden birisiydi. Çok güzel duruyor bakın. Güzel bir dudak kalemiyle dudaklarınızda parlak canlı güzel bir görüntü veriyor. Bunun muadilini arıyorum. Bir iki tane buldum gibi sanki. İlerleyen günlerde göstereceğim. TikTok'ta sürekli bunları gösteriyorlar. MAC'in dudak kalemleriyle, Makeup Forever'ın dudak kalemleriyle kombinliyorlar. Ben de aynı kombinleri size yapacağım ve alternatifleriyle birlikte yapacağım. Bunun hemen size numarasını da söylüyorum. 116 Dream rengi bendeki. Alışverişinizle birlikte mağazada size bir sürü deneme boy ürün veriyorlar. Hatta isterseniz dahasını da veriyorlar. Bana mesela hangi parfüm tercih edersiniz Chanel'den? Neyi kullanmayı seviyorsunuz dediler. Özellikle kullandığınız bir parfüm varsa onun mini boyunu verelim size yanınızda taşırsınız dediler. Teşekkür ettim ve tabii ki Chanel'in Chance Tendresini istedim ben de. Diğer ürünleri de denemem için siparişlerime eklediler. İki tane serumu var. Bir tane de başka bir parfüm var. Bunlara da bakacağım. Bunlar da benim aldığım ürünler. Sephora'dan da iki farklı zamanda yaptığım alışverişlerimi göstereceğim size. Bunlardan birinde bir parça ve çok sayıda deneme boy ürün var. Diğerinde de bir takım merak ettiklerim, eski dostlarım vesaire onları aldım. Videoyu izlediğinizde hala devam ediyor olabilir. Anneler Günü indirimi yapmıştı Sephora'lar. 3 tane ürün aldığınızda gold kartınız varsa eğer %20 indirimli ürünlerinizi alabiliyorsunuz. Ama her zamanki gibi Chanel'de ve Dior'da indirim yok. Sephora'dan ilk alışverişimi göstereceğim. Dior'un Backstage Face Brush'ı var. Fırçanın yumuşacık kılları var. Süngerle fırça arasında olduğu, kabuki fırça arasında olduğu söyleniyor. Normalde bazı fondöten fırçalarını ben kullanmayı tercih etmiyorum. Hep süngerle makyaj yapıyorum biliyorsunuz. Sert olan fırçalar da cilt bariyerime zarar verip yüzümü çizdiği için fırçaların çoğuyla ürün uygulamak istemiyorum. Bunda öyle bir durum yokmuş. Yağmur'un videosunda da izlemiştim. Yüzüme çok iyi oturdu. Yüzümü de hiçbir şekilde çizmedi dedi. Sonrasında ben de almaya karar verdim tabii ki. Yüzünüze fondöteni tek seferde fırça izi yapmadan uygulandığı söyleniyor. Deneyeceğim. Hatta ilk videoda fondötenimi bununla uygulamayı planlıyorum. TikTok'ta da zaten aldığım gün paylaşmıştım. Istinya Park Sephora'da buldum. Orada daha bir sürü vardı. Online'da stokları yok. Almak isteyenlere duyurulur. Fırçayı aldığım alışverişimde o kadar çok deneme boy ürün verdiler ki inanamadım. Dior Backstage'in kapatıcısının şöyle farklı farklı tonlarda olan bir deneme boy ürünü vardı. Bunu verdiler. 1. 2 tane deneme boy parfüm verdiler. 3. Dior'un serumundan hediye ettiler. 5 etti. 1 tane daha deneme boy parfüm verdiler ve deneme boy Wishful verdiler. Herhalde 6-7 tane deneme boy ürün oldu. Yine Anneler Günü indiriminden yararlandığım bir başka Sephora alışverişim. Şimdi her Sephora'da her ürünün stoğu olmadığı için, online'da her ürünün stoğu olmadığı için aradığım ürünleri Sephora geziyorum, öyle bulabiliyorum. Bu aldıklarımı da Nişantaşı Sephora'dan aldım. Tam boy Benetint aldım. Benefit'ten 2 tane aydınlatıcı aldım. Bu ürünlerin hepsinin muadilini buldum. Ben bunları geçmişte denemiştim ama ürünler elimde kalmadığı için bu bir kitin içindeydi. Bu bitmişti zaten. Ben bunların hepsinin muadilini buldum. Muadil videosunda size göstermek için aldım. Benefit'te hep kullandığım bir palet vardı hatırlarsınız. O paletin içindeki aydınlatıcı Tickle. Bunu aldım. Bunun muadilini buldum. Zaten sevdiğim bir aydınlatıcıydı. Ve onun daha 5 tonlarında olan Cookie versiyonu var. Muazzam bir aydınlatıcı. Çok güzel. Revolution'da ben bunun muadilini buldum. Tickle yanar dönerli içinde daha pembe tonlarda barındıran, holografik duran, göz kapaklarıma da çok fazla uygulama yaptığım ürünlerden birisi. Benetint de eski dostlardan birisi. Blog zamanından beridir severek kullanırdım. Sonra tercihlerim değişti. Son günlerde de tintler çıkmaya başlayınca, bunun muadilleri çıkmaya başlayınca gerçekten muadil mi değil mi diye sizlere göstermek için bunu da tekrar aldım. İlerleyen günlerde videolarımda göreceksiniz. NARS'ın yeni çıkardığı bir koleksiyon var. O koleksiyonda Orgasm Stick allık var. Öncekilere benzeyen versiyonu değil. Tam gösterebildim mi bilmiyorum. Şurada pembe şeftali tonlarında inanılmaz güzel duruyor. Bir aydınlatıcı kullanmanıza gerek kalmıyor. Eski versiyona göre daha yumuşak yapıda. Kesinlikle lekelerinizi açmıyor. Bu ürünü de deneyip öyle almaya karar
karar vermiştim. Nars'ın Afterglow lip balmlarının orgazm rengi. Bu zaten vardı. Az önce Chanel'den de bir ruj almıştım. Ona benzer yapıda çeşitli dudak kalemleriyle kombinler yapacağım. Ve zaten bunun da muadilini buldum. İlerleyen günlerde size göstereceğim. Nars'ı da yakından size göstereceğim. Yumuşacık bir ürün. Dudaklara bakım yapıyor. Çok da iyi duruyor dudaklarda. Huda'nın silk balmları bende daha önceden vardı. Ankara'ya gittiğimde ablamın kızlarına bıraktım bu ürünü. Son günlerde Huda'nın TikTok videolarını izleye izleye almaya karar verdim. Şurada görüyorsunuz. Şeffaf ama yumuşacık. Yapış yapış değil. Daha önceden kullanmıştım. Geçen videonun yenilik haberleri kısmında anlatmıştım. Huda'nın da yeni ürünleri çıktı. Özellikle o ürünleri uyguladığında üzerinden, dudaklarına uyguladığında üzerinden bununla da geçiyor. Çok güzel duruyor. Bunu da bir tekrar almak istedim. Bunlar da benim Sephora'dan yaptığım bir diğer alışveriş. Bu alışverişimle birlikte bana 3 tane deneme boy ürün verildi. Bir tanesi Makeup Forever'ın bazı, Dior'un primer'ı ve bir tane de Dior'un ruju var bunun içinde. Bunları da deneyeceğim. Bakalım nasıl ürünlermiş. Makeup Forever'ın bazını çok merak ediyorum. Bir sonraki makyaj videosunda kesinlikle bu ürünü kullanmayı planlıyorum. Eğer planım değişmezse tabii ki. Nars'ın yeni koleksiyonundaki orgazm stikallık çok güzel. Çok tatlı duruyor. Yumuşacık yapısı var. Bunun başka bir rengi daha vardı. O birazcık daha bronz tonlarda olduğu için benim cildimi kirli gösterebilecek bir renkti. Çamurumsu gösterebilecek bir renkti. O yüzden onu almayı tercih etmedim. Ve şimdi bakıyorum, sıra geldi MAC'den aldıklarıma. MAC'in Studio Fix serisinin yeni ürünleri çıktı. Bunlardan bir tanesi transparan pudra. Cildi blurluyor. Çok güzel duruyor. Bir tanesi de All Over Face Pen diye geçen çok amaçlı kalem şeklindeki ürünü tek başına hem kapatıcı olarak hem de fondöten gibi kullanabiliyorsunuz. Göz çevrenize kullanıyorsanız eğer çok koyuluklarınız varsa ekstra bir kapatıcıya daha ihtiyaç duyuyorsunuz. Ürün şöyle kocaman bir kalem şeklinde, ucundaki aparatı çekiyorsunuz. Arkadan bastırıyorsunuz ve bir miktar ürün geliyor. Ürünü elinizin üstüne, yüzünüze bırakıyorsunuz. Çok az bırakmanız lazım. Konsantre bir ürün. Koleksiyonda bir de şöyle açılı fırça vardı. Bununla uygulanması tavsiye ediliyordu. Yine yumuşacık kılları olan, yüze zarar vermeyecek bir yapıda düz hareketlerle yüze ve kıvrımlı olduğu için, açılı olduğu için göz çevresine özellikle şu tarz detay bölgelere uygulama yapılabileceği görünüyordu. Videoları da izledim. Aldığım renk bu üründe NC27. Okside olabilme özelliği var Studio Fix serisinin ve mağazadaki danışmanlar da bana aynı bilgiyi verdiler. Gün içinde okside oluyor, lütfen koyu renkleri almayın dediler. Pudrada aldığım renk de Light. Sanıyorum ilk olarak Instagram'da ya da TikTok'ta MAC ürünlerine özel bir video çekeceğim ve göstereceğim. Bunlar çok merak ediliyor çünkü ürünün cildimdeki lekeleri kapatma performansını, göz altımda duruşunu, pudranın ne kadar blurlayıp ne kadar blurlamadığını detaylı olarak orada size göstereceğim. Çok fazla ürün var. Bir kısmını YouTube'a, bir kısmını TikTok'a, bir kısmını da Instagram'a ayırıyorum. İki tane ruj aldım. Bunlardan bir tanesi 548, bir diğeri de 542 rengi. 548'i MAC'in kendi sayfasındaki videolarda gördüm. Çok beğendim. Dudaklarınız ışıl ışıl, kiraz yemişsiniz gibi duruyor. Sanki Benetint'in ruj versiyonu gibi. Ve parıl parıl parlıyor. Cam gibi bir görüntü. Kesinlikle şu bölgelerde birikinti de olmuyor. Bunlar şimdi cam gibi görünen parlak rujlar olduğu için tabii ki bir mat ruj performansı beklemek kalıcılık da doğru olmaz. Gün içinde tazelemeniz gerekebilir. Bir diğeri de 542 numara. Bu daha nude tonlarda. Hatta düğün, dernek, özel günlerinizde kullanmak isterseniz özellikle sarışınlarda şahane duracaktır. Şöyle de bir renk. Biraz böyle Chanel'i çağrıştırdı. Farkında mısınız? Pembe şeftali tonlarında bir renk. Çok beğendim. Bu kesinlikle joker bir ruj. Özellikle düğün, dernek, özel gün makyajlarında kurtarıcı olacaktır. Ve bir sürü pahalı markanın güzel rujunun da muadili olduğunu düşünüyorum. Göstereceğim. Hemen elimde de uygulanmış halini görüyorsunuz. MAC'in Luster Glass serisinin rujları parlak bitişli, ıslak duran, şu yapıda olan cam gibi görünen rujlar. Dudaklarınızın olduğundan daha hacimli görünmesini, ıslak, parlak, bitişli görünmesini istiyorsanız bu serinin rujlarına bakabilirsiniz. Çok daha başka güzel renkler de var. Ben bu ikisini aldım. Ve aldığım bir diğer dudak kalemi online'da, Trendyol'da hiçbir şekilde stokları yok. Çünkü Sofia Richie yine bunu düğün makyajında Chanel'in rujuyla kombinleyerek kullanmış. Oak dudak kaleminden bahsediyorum. Şöyle de bir renk. Aslında benim çok sevdiğim tonlar değil ama size göstermek için aldım. Ben daha çok Whirl'ü severim, Derviş'i severim, Sor dudak kalemini severim. Onlar benim sevdiğim renkler. Şöyle bir dudak kontür rengi ama çok koyu değil. Kaş kalemi gibi değil. Hatta Hailey Bieber da bu dudak kalemini çok fazla kullanıyormuş. Elimde şöyle kocaman bir torba var. Bunun içinde Amerika siparişlerim var. Ben ne zaman yurt dışından alışveriş yaptığımı paylaşsam hep şu soru geliyor. Yurt dışından nasıl kozmetik alabiliyorsun diye. Yıllar yıllar önce yurt dışından kozmetik alışverişi yaptım.
bırakmamız yasaklandı biliyorsunuz. Yapamıyoruz yani, ürünler gümrüğe takılıyor, geri dönüyor. Paranız çöp oluyor sonrasında ya da iade alabiliyorsanız bir şekilde alıyorsunuz. Kozmetik ürünleri Türkiye'ye getirtemiyoruz. Kendim gidersem zaten kendim alıyorum ama benim sıklıkla yurt dışına giden arkadaşlarım var. Orada yaşayan arkadaşlarım da var. Türkiye'ye de tabii ki tatil için, anne baba ziyareti için, işleri için geliyorlar. Kim yakın zamanda gelecekse sık sık haberleştiğim yakın arkadaşlarım bunlar. Hemen ben buradan siparişimi oluşturuyorum, onların adresine gidiyor. Yani Amerika Sephora'nın online'ından, app'inden alışveriş yapıyorum, arkadaşımın adresine gidiyor. O da gelirken bana getiriyor ürünleri. Ya da arkadaşım Amerika'ya gidiyor, 2 hafta orada kalacak. Sephora'ları gezmeyi de seven biri ise eğer, kendisi bana mağazalardan siparişlerimi veriyorum, bulabildiklerini alıp getiriyor. Eğer ben adrese göndermediysem. Sık sık Fransa'dan Türkiye'ye gidip gelen bir arkadaşım var. Fransa Sephora'dan aldıklarımı da ona aldırtıyorum. Ve en son Amerika'ya giden bir arkadaşım vardı. Orada yaşayan başka bir arkadaşımızın adresine ben satın aldığım ürünleri yollattım. O da gelirken getirdi bu ürünleri. Öncelikle epeydir peşinde olduğum Hailey Bieber'ın markası Rode'un setini aldım. Setin içinde Hailey Bieber'ın sürekli dudaklarına uyguladığı peptitli lip balmlarının farklı farklı versiyonları var. Bir tane bariyer onarıcı kremi ve bir tane de peptitli kremi var. İçerik olarak ben bu ürünleri zaten çok beğenmiştim. Videoları defalarca izlemiştim. Yeni geldi. Ben de kullanmaya başlayacağım. Videolarda göreceksiniz zaten. Yurt dışında yaşayanlar varsa almaya değer mi değmez mi sizlere anlatacağım. Ve iHerb diye bir site var. Amerika'ya da gönderisi var. Avrupa ülkelerine de gönderisi var. Türkiye hariç her yere gönderisi var. Cosrx'in Cream Mist'ini, bu benim en sevdiğim ürünün stoklarını sonunda orada buldum. İki tanesi Türkiye'deki bir tane fiyatına denk geldi. İndirim de kovalarım bu arada alışveriş yapacağım zaman. Mesela Black Friday döneminde İngiltere'de yaşayan arkadaşlarım Charlotte Tilbury'den bana yarı fiyatına almıştı ürünleri. Ve bu sitede de zaman zaman bazı ürünler, bazı markalar %20, %30 indirime giriyor. Bu ürünler de yanılmıyorsam %30 ya da %35 indirimdeydi. İki tane satın aldım. Keşke daha çok alsaydım ama şimdi tabii sizin yurt dışından gelecek olan arkadaşınızın valizinde yer var mı? Kabin boy mu taşıyacak? Verecek mi bagaja? Bunları öğrenip ona göre siparişlerinizi oluşturmanız gerekiyor. 100 ml ve üzeri biliyorsunuz kabine alınmıyor. Bu da 120 ml. Dolayısıyla bagaja vermesi gerekiyor. Bagajı vardı ama küçük olduğu için abartmamak şartıyla iki tane sipariş edebildim. Sephora'dan benim için aldığı ürünleri göstereceğim şimdi. Beauty Blender markasının yeni çıkardığı bir pudra uygulamak için özellikle böyle pof poflar var ya, Türkiye'de de satılıyor çeşitli muadilleri. Bu birazcık daha kalın yapıda. Bunu merak ettim. Bunu aldırmıştım. Yabancı YouTuber'larda çok fazla gördüğüm Say markasının fondötenini ve kapatıcısını aldım. Kapatıcı sanıyorum biraz açık gibi görünüyor. Artık bir test edeceğim, bakacağım ona. Aldıklarını da almayı planlamıştım ama Sephora mağazalarında stokta yokmuş. Online'dan alacak zamanımız da yoktu. Onları alamadım açıkçası. Bunlar benim Amerika Sephora'dan aldırdığım ürünler. Bir de Merit siparişim vardı. Dört gözle onun gelmesini bekliyorum. Geldiği zaman onu artık Instagram'dan sizlere göstereceğim. Son olarak şurada bir paketim var. Bu neymiş? Hemen bir bakıyorum. Sephora'dan aldığım, indirim döneminde değil, indirim dönemi öncesinde aldığım bir ürün vardı. Inkilist markasının azeleik asit kremi vardı. Bunu çok merak ediyordum açıkçası. En iyi azeleik asit içeriklerden bir tanesi olduğu söyleniyor. Mağaza stokları güncellenince hemen aldım. Ve bir tane nem veren mist aldım. Bu markayla ilk kez tanışıyorum. Ürünlerini merak ediyorum. İlk deneyimim de bu olacak. Detayları ilerleyen günlerde göreceksiniz. Geçen videoda size gösterdiğim şöyle parfüm doldurma kapları vardı biliyorsunuz. Ondan bir tane daha aldım. Başka bir parfümümü daha dolduracağım. Benim son zamanlarda yaptığım alışverişlerim bu şekilde. Sizlere ürünleri daha detaylı anlatabilmek için, her ürün hakkında iki kelam edebilmek için bir takım alışverişlerim oldu. Hangi ürünü daha önce videolarımda görmek isterseniz, videonun altına yorum olarak bırakırsanız onu öncelikli olarak planıma alacağım. TikTok hesabımdan ve Instagram hesabımdan ürünlerin çoğunu YouTube'da göstermeden önce sizlere gösteriyorum. Bir de derleyip toparlayıp bu videoda bütün alışverişlerimi sizlerle paylaşmak istedim. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Siz son zamanlarda neler aldınız? Alışveriş yaparken ne gibi sorunlarla karşılaşıyorsunuz? Videonun altına yazarsanız eğer, ilerleyen günlerde imkanım olursa bu konularda da sizlerin sözcüsü olmak isterim. Biliyorsunuz her cuma kanalı yeni bir video yüklüyorum. Kanalıma abone olup bildirimlerimi açarsanız ve beni Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.